Abdülhey, böyle duracak mıyız? Yapacak bir şey yok Erhan. Ne demek yapacak bir şey yok? Memati abi gitti Erhan. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamazsak biz de onun gibi ölürüz. Abi nasıl gitti? Nereye gitti? Kim vurdu? Ya biriniz bana anlatsın. Delireceğim. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Neyini anlayacaksın babuş? Tuzağa düşmüşler, almışlar. Polat abiyle pazarlık yapmak istediler. Polat abi reddetti. Memat abi de gitti. Abdül, sana diyorum. Biz böyle oturup bunları mı konuşacağız? Erhan bir sus. Erhan doğru söylüyor Abdülhey. Madem Memat abi öldü, biz de arkasından ölelim. Hiç değilse gidip intikamımızı alalım. Arkadaşlar, abi içeride. Ne karar verecekse o verir. Tamam, kararı abi versin. Biz de durumumuzu, halimizi söyleyelim. Belki bize de kıyamadığı için sürüklemek istemiyor ama neyse o. Gidelim söyleyelim. Arkadaşlar diyorlar ki yani ne diyorlarsa doğrudur Abdülhey. Gidelim. Hazırlanın çıkalım.
Sen gelmeyeceksin benim hadi. Sen öleceksin, ben yaşayacağım, öyle mi abi? Yok. Sen başka yerde öleceksin. Buna eyvallah. Nerede? Hakkını helal etme hadi. Varsa helal olsun usta. Asıl sen helal et. Helal olsun. Nereden biliyoruz canım Emati abinin burada olduğunu? Allah Allah. Bir kere de hayırlı bir şey söyle Abdüley. Abi bulamaz mıyız gittikleri yeri? Ne bakıyorsun Abdüley? Soru sormak da mı yasak? Abi Alper'i arayayım mı? Ara. Ara da bir şey çıkmaz Abdüley. Peki abi hakikaten o yerdeki kan Memati abinin kanı mıydı? Bilmiyorum Erhan. Bilmiyorum. Şey bilmiyorum.
Burada da çok kalacak değiliz. Ankara'ya yerleşmemize az kaldı. Ama sen yine de tedbirini al Nazım'ım. Burada kaldığımız sürece huzurlu kalalım. Emredersiniz efendim. Bugünlerde memleket hazır karışık. Biraz daha karıştıralım. Kimi vuralım efendim? Hakan, sen ne kadar gaddar bir adamsın. Biraz dinlen. Gözünü dinlendir, ruhunu dinlendir. Nazım'ım, sen de benim gibi Memati'ye acıdın mı? Hayır efendim. Siz ikiniz iyi anlaşırsınız. Nazım'ım, misafirimi bekletme, içeri al. Tamam efendim. Gel başkanım, gel. Nasılsınız sayın büyük? İyiyim. İkimiz için güzel bir plan yaptım. Duyunca sen de iyi olacaksın. Nedir? Kutlamalar yapacak mı adamların? Yapacaklar. Bir yer seç. Oraya bizim çocukları yollayayım. Bir güzel tarasınlar. Sen de bütün mahalleyi ayağa kaldır. Gerekirse bütün İstanbul'u ayağa kaldır. Zaten İstanbul ayağa kalktı mı, Türkiye yerinde duramaz. Bunu önderlikle konuşmam lazım. Konuş canım. Ben örgütünüzün iç işlerine karışmam. Bir şey söylemeyecek misin Fuat? Ya ne diyeyim şekerim? Bana müsaade et de bir düşüneyim. Düşünmek falan yok Fuat. Hem sen neyle ilgili bugüne kadar düşünerek hareket ettin ki? Ya neticede ölecek adam babamız. Tören mören, cenaze menaze, yönetim kurulu toplantıları. Bilemedim ki İnci, yani. Her şeyi ben hallederim. Sen kararını ver yeter. Benimle misin, değil misin? Şekerim, gerçi sen tecrübelisin ama adamı bizzat öldürecek değiliz ya. Kim öldürecek bu adamı ya? Bir formül bulacağız. Sen bir evet de. En azından Bulut'u açsaydık mevzuyu şekerim. Saçmalama Fuat. Bulut babama karşı hiçbir işin içine girmez. Nasıl yapacağız o zaman? Sen bana bırak o kısmı. İyi. Tamam. Bak açık söyleyeyim şekerim. Sen bu işi yaparsan niye yaptın demem. Ama onun haricinde de hadi yapalım diye tutturmam. Ne yapıyorsan ben kardeşin olarak yanındayım. Yalnız İnci, baştan söyleyeyim, bu öldürme işi sende alışkanlık yaptı. Babamı öldürdükten sonra sakın benim peşime de düşme. Benim koltukta, holdingde, yönetimde gözüm filan yok. Thank you.
Davulcu Hanım. Başkanım, ben emretmişsiniz. Muro, nedir kutlamalarla ilgili durum? Vallahi başkanım, her zaman olduğu gibi ateş üzerinde biraz hoplama zıplama, halay, türkü, öyle slogan gibi karışık bir şey hazırladım. Geceye hazırlık yapın Muro. Yetmez bu halay malay. Gücümüzü bir gösterelim. Gösterelim başkanım da, provokasyon olmasından korkuyorum. Ortalık biraz gergin. Ne olursa olsun, sen o ders verdiğin çocukları da yolla, biraz pratik yapsınlar. Biraz devletin copunu yerlerse iyice örgüte sığınırlar. Emredersiniz başkanım. Dursun arkadaşı yollamam Muro. Onunla işim var. Tamam başkanım. Ha, Bulut, ne oldu Muro? Bulut Yalçın'ın işi bugün bitiyor başkanım. İyi. Çeto, Dursun'a söyle bir yere ayrılmasın. Başkan yeğenini yanında istiyor. Biz nereye gidiyoruz başkanım? Biz bir yere gitmiyoruz. Zıplayıp hoplayıp taş atmaya birilerini göndereceğiz. Çeto, Yıldırım arkadaşı da yollama. O çocukta devrimci bir ışık görüyorum. O saftorikte. Ulan saftorik maftorik. Senle ben neydik örgüde ilk girdiğimizde? Doğru söylüyorsun başkanım. Şimdi anasının gözü olduk. Burcu Vargos'unu alma ağzına Çeto. Burcu Vargos'unu alma ağzına. Kendine küfreden tanıdığım tek devrimci sensin Çeto. Benim de bir köylüm var. Onu da göndermesek olur mu başkanım? Yakışıyor mu sana Çetin başkanım feodal grup kimliklerinden arınmamak? Biz artık devrim kardeşiyiz. Akrabalık kanman bunlar yanlış işler. Ama başkanım, anası bana emanet ettiydi. Başkanını nereden vuracağını çok iyi biliyorsun Çetin. Tamam, yollama. Yürü hadi. Helal olsun usta. Dinle neyden, bak hikayet etmedi. Cümle ayrılıklardan şikayet etmedi. Çıkar sesini. Hikayenin de şikayetini de dinleyelim evladım. Baba, demiştim ya, beni artık bir tek sen anlarsın diye.
Ben bir şey yaptım. Belki senin bile anlamayacağın bir şey. Nedir o? Hayatımın en zor kararını verdim. Memati'nin hayatına karşılık sırrımı istediler. Ben sırrımı vermedim. Memati'yi mi verdin? Memati'yi verdim. Öldü mü? Bilmiyorum. Öldüyse ölümü sen vermedin. Yaşıyorsa hayatı sen vermedin. Ama sen bir karar verdin evladım. Bana geldin, ölmek var, öldürmek var dedin. Baba, kolum kanadım kırıldı. Benim sayısı belirsiz ordularım, onlarca, yüzlerce komutanım yok ki. Benim sevdiğim ve beni seven hepi topu 3-5 kişiyiz. Adam geldi birini aldı. Ben şimdi en büyük yeminleri etsem ne olur? Dünyaları yaksam ne olur? Sen bu yola girdiğinde Memati'yi yahut Abdüley'i tanıyor muydun? Hayır. Peki tanıdıkların içinde bugün hala yaşayan var mı? Yok. Evladım, sen bizden bile vazgeçtin, bu yola girdin. Ben senin sevgine şahidim. Bizden bile vazgeçip varlığınla bu vatana hizmet etme aşkına şahidim. Sevginle insanları bir arada tutmana şahidim. Biliyor musun evladım? Hep şunu düşündüm ben. Bir gün birileri bana gelip deselerdi ki sen seçildin ve hizmet edeceksin. Ama bunun karşılığında oğlundan vazgeçeceksin. Ne derdim diye çok düşündüm. Vazgeçemezdim herhalde. Vallahi çoğu zaman sana ve verdiğin karara imrendim. Yapma baba. Sen bütün dünyadan vazgeçtin. Milletlerin babası Hazreti İbrahim Yaradan'a yakardı. Bana bir evlat ver ki yolunda kurban edeyim. Söz verdi. Oğlum olursa sana kurban edeceğim dedi. Duası kabul edildi. Erkek evladı oldu. Belki hiçbir baba oğul yoktur ki Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in muhabbetine sahip olsun. Derken gün geldi çattı. Hazreti İbrahim'e verdiği söz hatırlatıldı. Hazreti İbrahim güzeller güzeli oğluna ettiği yemini söyledi. Hazreti İsmail hiç tereddüt etmeden tamam dedi. Kurban etmek üzere yola çıkan baba oğul arasında tereddütü Hazreti İsmail değil İbrahim yaşadı. Ama İsmail babasına Allah'a verdiğin yeminden dönme baba dedi. Hazreti İsmail boynunu uzattı. İbrahim peygamber tereddütü bıraktı. Oğlunun boynuna bıçağı vurdu. Bıçak kesmedi. Bıçak o kadar keskindi ki oracıkta duran kayayı ikiye böldü. Ama İsmail'in boynunu kesmedi. Baba, ne ben İbrahim'im ne de Memati İsmail. İman ispat ister evladım. Dava ispat ister. Sadakat ispat ister evladım. İmanın var. Davan var. Sadakatin var. Ama bunlarla birlikte tereddütün var. Önce sözünü tut evladım. Girmeye karar verdiğin yolun hakkını ver. Ardından aklından tereddütü çıkar. Sonra sabret. Bıçak keser mi kesmez mi
O da Yaradan'ın takdiri. Takdiri ilahi. Gel. Yine de var Fuat. Nasılsın baba? İyiyim Fuat. Ve hakaretlerini dinleyecek halim yok. Yok. Ondan beter bu seferki gündemim. Baba, bence İnci çıldırmış. Zor günler geçiriyor. Sen de biraz destek olursan, en azından daha kısa bir zamanda toparlayabilir Fuat. Destek olacağıma dair söz verdim. Ama destek olacağım konu seninle ilgili. Haberim var. Nasıl haberim var? Gelip bana onu nasıl yalnız bıraktığımı söyledi. İşte. Demek ki senden sonra bana geldi ve yalnız bırakmanın cezası olarak seni öldürmemiz gerektiğini söyledi. Ne saçmalıyorsun Fuat? Maalesef babacığım. Bu sefer ben değil, akıllı, çalışkan, hep doğruları yapan kızın saçmaladı. Seni öldürmek için onunla hareket edip etmeyeceğimi sordu. Sen ne dedin? Bana uyar dedim. Peki niye gelip bunu bana söylüyorsun? Kime söyleyeceğim? Gelip seni öldürsün mü? Sağ ol Fuat. Konuyla ben ilgilenirim. Sen kimseye bahsetme. Baba. Şekerim. Bence sen bu kızın oğlunu bir an önce bul. Yoksa bütün aileyi öldürecek. Ne yaptınız, buldunuz mu? Efendim, bir telefon numarası bulduk. Yalnız kendisi telefon kullanmıyormuş. Yanındaki adamına ait. Söyle, yazıyorum. Neye göre bu atamaları yapmışsınız Tuncay Bey? Ne demek neye göre Jülide Hanım? Gerektiği için yaptım. Hepsinden Polat Bey'in haberi var. Bu hastanelerin tek sahibi Polat Bey mi? Bazı kararlar için yönetim kurulu kararları almanız gerekiyordu. Selçuk Bey buna gerek görmüyordu. Selçuk yanlış yapıyordu. Her zaman yaptığı gibi. Bundan sonra bütün atamalar için benim imzam istenecek. Jülide Hanım, bu hastanede neyin nasıl yapılacağına dair talimatları tek bir kişiden alırım. Polat Alemdar'dan. Ne sorununuz, talebiniz varsa onunla görüşün. Ben nezaket gereği size raporları sundum. Ama siz de nazik olup gidin, ortağınızda sorununuz varsa halledin. Onunla görüşeceğim zaten. O zaman benimle görüşecek bir şeyiniz kalmadı. Sizinle görüşecek bir şeyimiz kalmaması için istifa etmeniz gerekir. Ama doğru. Ben bu konuyu da Polat'la görüşeyim. İyi günler. Asıl size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Asu, buyurun. Seninle konuşmam lazım. Tabii ki, ne zaman isterseniz. Ben seni ararım. Hadi görüşürüz. Nasılsınız Hüsnü Bey? Çok iyiyim Asu Hanım. Sizler nasılsınız? Pek güzelsiniz bugün. Teşekkür ederim.
Hafif bir kıskançlık mı seziyorum? Ne kıskançlığı? Tuncay Beyefendi artık Jülide Hanım'la yakın mesai arkadaşlığı kurduğu için bir kıskançlık olabileceğini düşündüm. Ne alakası var Hüsnü Bey? Bence kıskansanız yeridir. Ben kadın duygularından biraz anlıyorsam, ki bence anlıyorum, Tuncay Bey'de yaralı kadınlara karşı oluşan aşırı hassasiyeti siz de fark etmişsinizdir. Of Hüsnü Bey, of. Jülide Hanım'ı gördüm. Benimle görüşmek istediğini söyledi. İster. O kadın her şeyi ister. Kadıncağız zor zamanlar geçiriyor. Belki de bütün bu hırçınlığı ondan. Biraz anlayışlı mı yaklaşsanız? Beni denemiyorsunuz değil mi Asu Hanım? Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl ve bizleri düşmanlarımıza karşı muzaffer eyle. Nazım Bey. Buyurun. Bizim arabayla devam edeceğiz hanımefendi. Çantanızı, telefonunuzu, üstünüzdeki bütün aksesuarları arabanıza bırakın. Peki. Küpelerinizi de. Yalçın Bulut'un sevgilisinin evinin krokisi. En zayıf olduğu yer burası. Niye çatın? Erkek iki yerden yumuşak çıkar başkanım. Birincisi hamamdan. Kes lan! Niye limanda değil de operasyonu burada yapıyoruz? He? Taktik stratejik çözümlemeni yap bakalım Çeto. Başkanım, limanda Polat Alemdar'ın adamları tarafından pusuya düşürülüp kayıp verme ihtimalimiz var. Oysa bu komprador uşağının bir zayıf yeri var. Burada kendisini çapraz ateşe almamız halinde kesin sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben de sana inanayım mı Çetin? Bilmiyorum. Niye başkanım? Lider benimle ilgili bir şey mi söyledi size? Söyledi Çetin. Çetin'i anası tarlada doğurdu. Ot geldi ot gidecek dedi. Oğlum lider niye seninle ilgili bir şey söylesin? Sen onun muhatabı mısın? Sen öyle diyorsan öyledir başkanım. Planı uygulayabiliriz Çeto. Ekibini hazırla.
Emredersin başkanım. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu Çeto? Başkanım yıllar oldu anamı görmeyeli. O zaman söyle anan çıksın televizyona Çeto. Odurların katıldığı, küçük burjuva özentisi dedikodu programlarına çıksın. Oğlum daha çıktı. Akıbetini merak ediyorum. Oğlum sana sesleniyorum Çeto. Devletin kucağı benim kucağım gibidir. Çeto kurban olayım efendim. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin ediyorum çok duygulandım. Nanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dul karı çocuğu. Çık lan dışarı. Yürü git. Televizyona çıkacakmış. Allah Allah. İnci Hanım geldi efendim. Buyursun gelsin Nazım'ım. Buyurun. Ben de bebek güzelliğini kimden almış diyordum. Demek sizden almış. Buyurun oturun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Oğlum iyi mi? İyi iyi. Süleyman akıllı, uslu bir çocuk. Adını size sormadan Süleyman koydum. Bence Davut'tan daha iyi bir isim. Çocuğumu bana geri verin. Süleyman benim himayemde, daha güvende. Bana oğlumu geri verirseniz size karşılığında babamı veririm. Ne diyorsun kızım sen? Bitti bu iş diyorum. Adam çekti gitti. Gamze, bir diyorsun ki ben adamı seviyorum, oyun oynamak istemiyorum. Bir diyorsun ki bu iş bitti, adam çekti gitti. Sen ne diyorsun? Bulut, ben uğraşamam böyle şeyle. İyi de Gamze, Memati çekti gitti diye iş bitti mi zannediyorsun? Akşama gelir. Bak, tecrübe konuşuyor. Ara, özür dile, benim de canımı sıkma. Aramak istemiyorum. İstiyorsun. Ara diyorum. Memati mi? Yok, tanımadığım bir numara. Bak, kapalı telefon. Adamını ara o zaman. Beni bulamadın diye herhangi bir adamı ararsan kafanı kırarım. Ama anne arayacağım. Alo. Alo. Kazım, Memati nerede, ulaşamıyorum. Memati abiyi kaybettik abla. Ya Kazım, bırak bana yalan söylemeyi. Konuşmam lazım onunla. Abla, abim öldü. Ne? Ne olmuş? Ölmüş. Ha?
Ya kızım saçma sapan konuşma. Nereye ölüyor? Eğer bu işi Muro yaptıysa sülalesini keseceğim. Çatal, kesin içeride mi diyorsun oğlum? Başkanım adım gibi eminim, Yalçın Bulut içeride. Manitasıyla falan çıkmasın Çato. Sonra kadın vurdu olmayalım oğlum. Yok başkanım, içeride bir başka bayan daha var. Oh, burjuvaya bak. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Başkanım, örgütümüz iyi güzel de bazı yasakları bizleri zorluyor. Yasak derken Çetin? Yani aşınav işte işler başkanım. Çeto, devrimci hiçbir şey yıkmaz, yıkamaz. Ama kadının bir bakışı, bir sözü, bir cilvesi. Ne devrim bırakır ne evrim. Maymun oluruz hepimiz Çeto, maymun. Kozmos korusun başkan. İki cümle öğrendim, bana satma lan. Terbiyesiz. Hadi işine. Emredersin başkan. Benim işaretimi bekleyin lan. İşaret derken başkan? Ben sıkmadan sıkmayın işte. Hadi. Yemini ezberlediniz mi? Evet. Bütün ihtiyarlar seni gördü ve kutladı. Aramıza hoş geldin Polat Alemdar. Ben Polat Alemdar. Milletimizin ve devletimizin dünya durdukça payidar olması için, insanlığın barış ve huzur içinde yaşaması için bütün gücümle haklının ve mazlumun yanında, haksızın ve zalimin karşısında mücadele edeceğime, bu uğurda gerekirse canımı ortaya koyacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Son nefesime kadar ettiğim yemine sadık kalmazsam, atalarımdan emanet bu kutsal bıçak yüreğime gök gibi mavi girsin, al bayrak gibi kırmızı çıksın. Thank you.
kanım yeminime mühür olsun. Sana bu kutsal görevinde başarılar diliyorum. Milletine hizmetin daim olsun. Teşekkür ederim. Kitabın sırrı senindir. Kitap ezberdedir. Kitabın bu nüshası ezberliyesin diye yazılmıştır. Sen okuduktan sonra yakılacaktır. Elvan Hanım, sana layık değil. Ama malum, cezaevi şartları. Çok güzel. Senden güzel değil. Peki biz nasıl evleneceğiz Halil İbrahim Bey? Ha, ben Can Polat'la konuştum. Benim vasim yeğenim Erhan. Resmi nikah işlemlerini o yürütecek. Gönül nikahına da bir hal çaresi bakacağız. Şimdi sen onu bunu bırak da Elvan. Valide Hanım, bu işe ne dedi? Mutlu oldu. Sevindi tabii. Neyine sevindi? Yaş farkına mı sevindi? Yani mahpusta olup da yüzümü görmeyecek olmasına mı sevindi? İkisine de sevindi. Anladım. Ya ne yapsın kadıncağız? Haklı. Ne dese haklı. Ama gün ola harman ola. Bakarsın iznimiz olur. Dışarı çıkma fırsatımız olur. La biz de gideriz, gönlünü almasını biliriz. Sen benim gönlümü aldın. Ben annemin gönlünü alırım. Vay, ben o gönlüne kurban olayım.
Anladım. Tamam. Al. Ne olmuş canım? Tam bir haber yok ama diyorlar ki ölmüş. Benim yüzümden. Kavga etmeseydik gitmeyecekti. Adamın 10 yıllık karısı gibi konuşma sen de. Al işte, istediğin oldu. Ne alıyorsun? Ulan bu dünyada bir tane anlaştığımız adam vardı. O da gitti. Bu dünya harbi kahpe. Lanet olsun size de yaptığınız işe de. Ulan niye demiyorsunuz araba zırhlıdır? Nereden lan o çeto? Başkanım çeto yaralandı. Ne yaralanması? Ben şimdi kafasına sıkacağım onu. Başkanım, beni burada bırakma. Ben sana demedim mi ben ateş etmeden ateş etmeyeceksin diye çatın. Başkanım, haklısınız ama özel işleri yapılacak zaman değil. Ben ölmek istemiyorum başkanım. Daha çok gencim. Çetin, biliyorsun daha da yaralı olanlara ne yapıldığını. Başkanım orada hastane yok ki. Başkanım hastaneye götürürsek yakalanırız. Kes lan! Burada başkan benim. Nalet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Sırtlan başkanını. Çeto, sana söz veriyorum. Devrimin gerçekleştiğini görmeden ölmeyeceksin. Gerekirse ben seni sırtımda devrime kadar taşırım. Allah razı olsun başkanım. Kozmos başkanım, Kozmos. Hadi lan arabaya, hadi. Savaş zamanı ikisi de olur. Yürü. Çabuk lan. Thank you.
Benden istediğiniz nedir? Kitapta öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi için ilk olarak İskender Büyük ve yapılanmasını çökertmeni. Benden Memati'yi alıp yer altına çekildi. Bugün bir mahalleyi tarattı İskender. Gece çatışma olacaktır orada. Tanıdığımız İskender yangına benzin dökecektir. Aradığın oradadır Polat Alemdar. İşine takmak için sakladım. Evladım sağ olsun bize çok mutluluklar yaşattı. Ama bu mutluluğu bizden esirgedi. Çok şükür Hikmet evladım Polat gibi olmadı. Bu mutluluğu bizden esirgemedi. Beni çok mutlu ettiniz Nazife anneciğim. İnşallah siz de birbirinizi mutlu edersiniz. Allah size hayırlı evlatlar nasip etsin evladım. Amin. Aha, oğlum. Bak 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 bak. Bak bak bak. Hayatınızda hiç olmadığınız kadar tahammüllü olmayı birbirinize telkin edin. İki insanın birbirine tahammül etmesinden daha zor bir şey yoktur. Biriniz kızdığında öbürü su olsun. Biriniz sevindiğinde öbürü ateş olsun, sevinci çoğalsın. Birlikte konuştuğunuz, kendi aranızda sır olan şeyleri ölüm pahasına üçüncü kişiye anlatmayın. İsteseniz de, istemeseniz de birbirinizi zehirlersiniz. Birbirinize yalanın hiçbir türlüsünü söylemeyin. Görmemek özür değildir. Görememek özürdür. Birbirinizin sevgisini hep görün. Gördüğünüz şeye hep inanın. İnandığınız şeyi de insanlara gösterin. Örnek olun. Rabbim aranıza Hazreti Adem ile Havva'nın, Peygamberimiz ile Hatice annemizin, Hazreti Ali ile Fatma annemizin muhabbetini versin. Amin. Hadi eşini bekletme evladım. Hadi. Ver canım. Oğlum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi geçer abi. At bu kulumunu. Geberteceğim seni. Hadi abi hadi.
olacaksınız. Kalabalık görüneceksiniz. Gerekirse öleceksiniz.
getirme. Seni Memati'ye götüreyim.